Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Muslu. Bugün ne mi yapacağız? Arkadaşlar bugün arabamı tamir edeceğim. Arabamı çarptım. Artık kazam yaptım. Ne diyeyim artık. Şöyle gördüğünüz gibi fazla belli olmuyor galiba. Tamponun şurası içine geçti. Tamponun içindeki demir de büküldüğü için böyle kaldı. Dışarıya çıkmıyor. Şu araları falan da açıldı o yüzden. Nasıl oldu derseniz arkadaşlar. Sabaha karşı uykusuzdum. Arabayı park ediyordum. Arabanın kıçı dışarıda kalmasın diye biraz daha ileri, biraz daha ileri derken önde de şöyle bir beton vardı. Bir de arkadaşlar otomatik arabalarda biliyorsunuz freni bıraktığınız zaman araba kendiliğinden gidiyor ya. O şekilde kendiliğinden gitti ben ayarlarken falan küt diye bir çarptı. Tampon demirini de içeriye büktü. Yani biraz hızlı mı çarptım nasıl oldu bilmiyorum, orası hassas artık içeriye büküldü. Arkadaşlar bir de arabamızın bizim önlerde sensörler var. Normalde yaklaşınca haber veriyor. Ama sensörleri de tam arızalıydı. Yani yakın zamanlarda oldu burada, bozuldu. Sensörler de ötmeyince farkında olmadan freni bırakınca araba kendiliğinden geldi. Çarptık bir şekilde geldi. Bunun da yapım aşamasını, videosunu çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben Instagram'da hikaye atmıştım. Beni Instagram'dan takip edenler arkadaşlar hayatımla ilgili her şeyi görebilir, her şeyi paylaşıyorum. Takip etmeyenler ise çok şey kaybediyor. Oğuzhan.muslu Instagram bakabilirsiniz. Orada paylaşmıştım böyle vurdum falan diye. Herkes de DM'de tamir ederken video çek, kendin yap falan filan dedi. Normalde ben bunu kaportacıya verecektim, onu düzeltip vereceklerdi. Ama siz video istiyorsunuz diye bunu bugün burada kendimiz sökeceğiz, yapacağız. Tampon demirini de düzelteceğiz. Tamponu sökmek de arkadaşlar gerçekten çok zor. Bu arada arkadaşlar sökmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman sökmeye başlayalım. Nasıl sökeceğiz derseniz arkadaşlar gelin şöyle. Arabamız bizim zaten dip basık ve tamponun altında bir sürü vidalar var ve lastiğin iç kısımlarında da var. Bunları sökebilmek için şöyle bir şey düşündük. Şöyle kalaslarımız var. Bu şekilde koyacağız. Yani OM'de taktikler bitmez. Bu şekilde bunların üstüne çıkacağız yavaş yavaş. Şimdi çalıştırıyorum, yavaş bir şekilde çıkıyorum. Kardeşim gördüğün gibi alet arabayı şaha kaldırdım. Şuraların araları açık duruyor. Tampon içeriden darbe yediği için kötü duruyor şu anda. Bunu çok güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bir de bunun böyle olduğu birkaç gün oldu. Bir de sıcakta bu kalıbı aldı. Böyle yumuk bir şekilde bunu da düzeltmemiz lazım. Bir de arkadaşlar bir sonraki videoda arabaya modifiye istiyorsanız da yorumlarda yazın. Arabanın şöyle gördüğünüz gibi şuralarda ön tamponlarında falan taş izleri falan var. Bir de boyatacağım bunları, ön tamponu, arka tamponu falan. Bunu da istiyorsanız yine videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda da arabamızın boyasını falan yaptırırız. Şimdi sökmeye başlayalım. İlk defa sökeceğim ön tamponu. Ön kaputumuzu da açalım. Burada binlerce vidalar var. Altlarında binlerce vidalar var. Nasıl olacak? Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamponu elimize aldık, söktük. Tamponun çireye doğru gerilmişti, şu anda düzeliyor dururken. Sonra arabamızın ön sensörleri bozuktu. Ön sensörleri biz daha önceden tamirciye getirmiştik. Tamirci uğraştı falan filan yapamadı. Kablolarında bir sorun varmış galiba. Şimdi ben burada cihazda kablolarını tek tek kontrol ediyorum. Şurada bir oksitlenme var.
Birkaç tanesi tam temas etmiyor ve bunları tekrar tek tek çıkartıp yerlerine yapacağım ve sensörlerimiz düzgün bir şekilde çalışacak. Zaten BMW'lerde arkadaşlar arkada 4 tane sensör var. Ön tamponda da 4 tane var. Bunlardan bir tanesi çalışmadığı zaman komple iptal ediyor. Hiçbiri çalışmıyor. Bunu da halledeceğiz. Bir tane sensörümüz de bozukmuş. Onu yapacağız. Bir de kablodan elektrik gelmiyor. Bunu şu anda yapıyoruz. Bayağı bir uğraştırdı. Yine profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Tampon alüminyum parçamız düşündüğüm gibi içeriye bükülmemiş. Başka geri kalan eksik vidalarını falan filan takıyorum. Bizi şu anda uğraştıran tek şey sensörler, kablolar falan. Onları da yaptığımız zaman toplayacağız arabayı. Tamponu yerine takacağız. Bir sonraki videoda tamponu bir daha sökerim herhalde. Arka tampon da boyanacak falan filan. Bayağı bir işlerimiz var. Yine tamircilik online. Şu anki yaptığımız işlemi ise park sensörünü ben sormuştum kaç yaparsınız falan filan diye. Adam 500 TL istemişti. Sadece ön tamponu sökmek için de 300 TL istemişti. Ön tamponu biz az önce 5 dakikada söktük. Çok rahat sökülüyor. Tabii ki de dikkat etmek lazım ayaklarına falan her şeyine. Burada da birkaç yerinden çıkmış kırık yerleri falan var. Bunlar hava kanalları önden giriyor. Şöyle devam ediyor. Buradan doğru ön fren disklerine gidiyor. Onları soğutuyor hava kanalları. Birkaç yerin klipsi falan yok. Bunlara orijinal klipslerini falan takıyoruz. Her şeyini yapıyoruz. Hatasız bir şekilde kardeşim. OM BMW servis, OM motor tamiri, araba tamiri, bilgisayar tamiri, telefon tamiri, her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Videolarda izleyebilirsiniz. Bir de soranlar oluyor. Sen nereden biliyorsun, nasıl yapıyorsun falan filan. Önceki videoda yorumlar var. Ben YouTuber olmadan önceki hayatımda arkadaşlar birçok işte çalıştım. Araba tamircisinde çalıştım, çıraklık yaptım, öğrendim. Motor tamircisinde çalıştım. Hangi işi öğrendiysem bıraktım. Bilgisayarcıda çalıştım, telefoncuda çalıştım. Hangisi öğrendiysem öğrendikten sonra sıkıldım, bıraktım. Çünkü ben sürekli işe gitmeye gelmeye falan işlerini sevmiyorum. Yani bu şekilde kendi işimizin patronuyuz. Kendi şeylerimi tamir ediyorum hobi olarak ve eğleniyorum şu anda burada, zaman geçiriyoruz. Gayet güzel arkadaşlar. Yani sistemimiz de bu şekilde. Basık arabanız varsa böyle yukarıya kaldırıp sökebilirsiniz. Tabii anlıyorsanız. Park sensörü çalışınca görüşmek üzere. Tamponu da toplamaya devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava karardı. Park sensörlerini hallettik. Kablolarında sıkıntı vardı. Bir de oksitlenme vardı. Öne bir tane park sensörü almamız lazım. Sensörün bir tanesi arızalı. Şimdilik biz toplayacağız bunu. Takacağız. Tampon zaten yerine geldi düzgün bir şekilde. Şu an karanlıkta fazla göremeyeceksiniz ama yarın bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. O zaman yarın görüşmek üzere. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Motoru da özlemişsinizdir. Motorun bir granajında biliyorsunuz küçük bir çizik vardı. Ona da yeni bir granaj aldık. Hala Honda'dan gelmesini bekliyoruz. Diğer tarafı da söktüm o yüzden. Onu da toplayacağız. Onunla videosu gelecek. Arabamızın dün akşam tamponunu taktık. Şu anda bütün boşlukları eşit ayarlamalarını yaptık. Düz bir şekilde. İçeriye doğru da küçük falan değil. Park sensörlerini de ayarladık. Park sensörünün bir tanesinin yenisini almam lazım ama. Onu da alacağım. Sonra arkadaşlar bir dahaki videoda da güzel like'lar gelirse, yorumlar gelirse ön tamponu bir daha yerinden sökeceğiz. Arka tamponu da boyatacağız. Ön tamponu da boyatacağız. Şöyle küçük böyle şeyler var. Taş izleri falan filan. Küçük çizikler var. O yüzden ön tamponla arka tamponu boyatacağım. Hatta gelin şöyle arka tampona da bakalım. Arka tamponumuzda şöyle güneş yanıkları var. Renkleri solmuş. Bunu güzelce boyatacağız. Sonra şurada küçük bir spoilerımız var. Bu spoiler'ı buradan çıkartacağım. Daha güzel bir spoiler alacağım buraya. Sonra şurası da boyanacak. Bagajımızda falan boy yok bu arada. Bu parçalar zaten sonradan takma plastik parçalar. Arabamızı tamamladık arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelmemiz gerekiyor. Yine her zamanki gibi tamir ettik, yaptık, ettik. 10 numara oldu. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Motorla da daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam o zaman dostum, ben sana kaddi atarım. Sen yeter ki takip et beni. Ben her zaman buradayım. Her daim video atarım. Her zaman motovlog çekerim. Motoru da ölümüne sürerim. Ha, haberin olsun. Var mı benle kapışan? Bekliyorum o zaman. Her zaman yerimiz Maltepe sahil.